Bu çok beklediğimiz bir şey değil Guardiola'dan. Çünkü maç başladığı zaman ben şöyle düşünmüştüm. Valverde isimli köpek balığıyla birlikte orta alan bitti. Milner'dan da benzer açıklamalar var. Yani bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilirdik. sevgili izleyenler. Yeniden merhaba. Şampiyonlar Lokali'nde sizlerle birlikteyiz. Orkun Çalakoğlu ve Emre Özcan'la beraber artık çeyrek finalleri bitirdik. Yarı final eşleşmelerine doğru hem biraz çeyrek final maçlarını konuşacağız hem de heyecanı değerlendireceğiz. Selamlar. Merhaba. Fena bir hafta olmadı rövanşlarla beraber. Ee, özellikle konuşacağımız herhalde anlar olacak. Böyle dört maçı tek tek 90 dakika değerlendirmek yerine belki o oyuna çıkan heyecanı konuşacağız. Ama fena geçmediğini herhalde söyleyebiliriz rövanşlarında. E, evet, evet. Bence özellikle ilk maçlardan sonra benim e, çıkmasını istediğim dört takım demeyeyim. Yani Paris Saint Germain ya da Bayern Münih'ten herhangi birinin yarı final görmesi bir farklılık yaratmayacaktı. City ile bu iki takımdan birinin oynadığı Real Madrid ile de Chelsea'nin oynadığı bir yarı final benim hayal ettiğim yarı final yani aslında Liverpool tabii ki isterdim ama Liverpool Chelsea her zaman o konuştuğumuz yarı finalde çeyrek finalde evet. iki aynı ülke takımının karşı karşıya gelmesi o biraz can sıkıcı olabiliyor Real Chelsea hem çok güzel bir eşleşme hem çok büyük isimli bir mücadele ki zaten Real Madrid de hakikaten yani ilk maçtaki performansıyla turak etti yani ikinci maçta biraz sallandılar ama genel hatları itibarıyla hem çok formdalar hem de hak ettikleri bir turu almayı başardılar. Real Chelsea çok güzel bir eşleşme. City, Paris Saint Germain zaten öyle. Dolayısıyla dediğim gibi ilk maçlardan sonra bu hafta öncesinde benim olmasını istediğim maçlar ortaya çıktı diyebilirim. Güzel bir yolculuğa doğru ilerliyoruz. Maçlar da güzel oldu bu arada. Yani evet. Porto Chelsea'yi biraz ayırıyorum. Orada da çok da, bu da detaylandırmayız çok belki ama çünkü orada Chelsea'nin İlk maçta aldığı skordan sonra işi kapattığı çok belli oldu bu maçta da. Ee, ama Tam mesela... kapatma olmuş maç. Efendim? Tam kapatma olmuş maç. E, öyle ve Porto'nun da, Porto da çok fikri yoktu açıkçası. Yani Porto'da da hani e, zaten kalite kağıt üzerinde tamam Chelsea yine ağır basıyor ama Porto'nun da e, birazdan geliriz çok fazla alternatif bir fikri olduğunu söyleyemeyeceğim. Diğer tarafta mesela Liverpool Real Madrid maçı hani Orada da Real Madrid çok kısıtlamış gibi gözükse de izleyenler görmüştür öyle değil. Hı hı. Peki hala çok enteresan bir yere de gidebilirdi acayip kaçan goller var. İşte evet. Paris Saint-Germain Bayern maçı zaten yine epey heyecanlı maç oldu. Ee, i̇şin ilginci ilk maçta Bayern kaç, çok kaçıran taraftı kazanan Paris Saint-Germain olmuştu burada tam tersi bir görüntü. Dortmund City başka bir hikaye o bakımdan hani bir tanesini bir kenara ayırırsak 3 Eşleşmenin revanjı bayağı iyiydi. Evet bence de. Şimdi biraz detaylara girmeden önce tabii ki şampiyonlar lokalinde yolculuğumuz da Adidas'ta devam ediyor ve şahane bir hediyemiz olacak. Bu hafta bir Real Madrid forması hediye edeceğiz. Dolayısıyla da hemen sorumuzu sizlere yöneltmek istiyorum. Real Madrid'de bir kez daha yarı final vizesi alan Zinedine Zidane teknik direktör olarak dördüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kalmayı başardı. Fransız teknik direktörler arasında en çok yarı final gören isim olmayı başarmış oldu Zidane böylelikle. Peki Zidane'dan önce Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yarı final gören Fransız teknik direktör kim? Ee, sorumuz böyle. Soruya doğru yanıtları bekliyoruz. Sokrates jürisiyle de beraber e, Real Madrid formamızı sizlere hediye edeceğiz. Güzel bir hediye bence özellikle. Hani yolculukta böyle akınca şimdi Real Madrid'in neler yapabileceğini de düşününce finale doğru güzel bir hediye olacak. Yine Adidas'ın üyelik programı Creators Club'u da sizlere hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda Adidas'ın artık sezon mağazalarında ve seri sonu mağazalarında da Creators Club geçerli olacak. Adidas'a özel ayrıcalıklardan faydalanmak için siz de bu kulübe üye olabilirsiniz diyeyim. Şimdi nereden başlayalım? Biraz zaten eşleşmeleri ortaya çıkanları söyledik ama isterseniz Paris Saint-Germain Bayern Münihle şöyle bir başlayabiliriz. Olur. Uygun mu? Hı, -hı. Nasıl bir maç geride kaldım yani e, ilk karşılaşmanın ardından e, zaten şahane bir maç izlediğimizi orada da konuşmuştuk. Paris Saint Germain'in yıldız isimlerinin ortaya çıktığı konuşmuştuk. Şimdi belki Bayern Münih bir hani, sıfır kazandı ama Paris Saint Germain'in bulduğu önemli pozisyonlar da var. Biraz farklı bir denge izledik. Orkun, <gülüyor> <gülüyor> Emre çay içerken yakalandı. Çay mı kahve tamam, mi? Ben de bir an böyle <laughs> baktım çekerim. <çay. gülüyor> Ben de tam Emre'yle başlıyorduk. Afiyet Köşe olsun. Yaladık. Afiyet evet, olsun. olsun, olsun. Ben de acaba başlasam mı dedim. Tam o sırada Orkun deyince zaten e, çaresizim bundan sonra. Ee, <laughs> Pardon. Yok, yok, Moderatör <laughs> yönlendiremem. Şahiliye <laughs> <Çaylıya> dön. <laughs> ee, şöyle yani geçen hafta bıraktığımız yerden alalım. Bayern'in acayip bir baskısı vardı ve Paris Saint-Germain artık biraz tekliyordu. Özellikle ön taraftaki Mbappe, Neymar'ın destek vermemesi. Burada da konuştuk. Biraz tabii... Bayern gibi bir takımdan özellikle baskı yiyorken sizi çok zorlayabiliyor. İşte Pochettino'nun Neymar'ı ancak 90. dakikada böyle hafif sembolik oyundan alabilişini konuşmuştuk. Ama tabii araya bir hafta girince, ondan sonra e, saha değişince, dolayısıyla işte deplasman golü dengesi falan da bir anda oynayınca çünkü aynı maç devam etmiyor aynı momentumla da devam etmiyorsunuz. Haliyle biraz bir resetlenme oluyor. Bence maçın ilk bölümünde onu net biçimde gördük. Yani Bayern yine daha fazla topla oynayacak taraftı, baskılı oynamaya çalışacak taraftı belki ama bir hafta hazırlanmak o baskıya karşı çok şey değiştiriyor. Ve e Paris Saint Germain'in de mesela geçen haftaki maçın son bölümde olduğu kadar oyunu geride kabullenmediğini gördük. Bence en kritik noktalardan biri o. Önde basmaya çalıştılar Bayern Münih'i zaman zaman rahatsız ettiler. E bunun yanında zaten kontra tehditleri en büyük belirleyicilerden biri. Evet. Sadece bu eşleşmede değil. Kontra tehditleri en büyük belirleyicilerden biri. Ee, ki pekala golde bulabilirlerdi. Yani çok fazla özellikle ilk yarıda çok fazla e, pozisyona girdiler. Ve bence maçın başının dikkat çeken konularından biri de ilk 15 dakikada galiba 6 faul yapmıştı Bayern Münih. Yani bu hem Paris Saint Germain'i kontrol etmekte biraz zorlandıklarını gösteriyor. Çünkü Bayern Münih de Paris Saint Germain'in kontralarına karşı biraz yakın oynamaya, hemen baskı kurmaya, gerektiğinde indirmeye çalıştı. Ama 6-7 faul ciddi bir miktar 15 dakikalık bir müddette ve gerçekten oyunun ilk bölümünde hiç ritmi yoktu. E, o ritimsizlik de biraz Paris Saint-Germain'e yarıyor. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Goretzka'nın sakatlanması özellikle çok kritik oldu Bayern için. Çünkü konuşuyorduk. Yani Goretzka orta sahadaki etkinliğinin yanı sıra ceza sahasına sürekli giriş yapan en kritik oyunculardan biri. Belki o içeriden arkadan e, giriş konusunda ceza sahasına en e, önemli rolü üstleniyor Bayern Münih'te. Şimdi onun yokluğunda bilhassa ilk maçta Alaba'nın zaman zaman onu doldurmaya Çalıştığını görüyorduk ama Bayern Münih yine çok kanat ortası odaklı oynadı. İlk evet. maçta da olduğu gibi. Fakat dikkatimi çekti. Ceza sahasında genellikle 3 kişi kaldılar. Ya kim onlar? İşte Choupo Moting, Thomas Müller, orta sağdan geliyorsa soldan dolduran Koman, orta soldan geliyorsa da sağdan dolduran evet. Leroy Sané. Ve bunların yanına dördüncü bir oyuncuyu sokamadılar. Paris Saint Germain ise çok hazırlıklıydı. Genelde Idrissa Gueye falan sürekli doldurdu içeriği. O topları süpürdüler. Bir problem çıkmadı. Yani kanat ortası odaklı oynarken ki ilk maçta bundan bir ölçüde sonuç aldı ama bu kadar kanat ortası odaklı oynarken daha fazla kişiyi sokabilmesi gerekiyordu Bayern Münih'e. Ki ee, Neuer'in çok iyi performansı, Boateng ve Luka Hernandez'in yine iyi performansları artı biraz Neymar'ın şanssızlığı işte bir parça ee, beceriksizlik falan da diyebilirsiniz derken oyun dengede kaldı golü buldukları, ilk yarının sonunda golü buldukları pozisyonda belki ilk defa dördüncü oyuncuyu sokmuşlardı. Bence kritik bir nokta. Alaba içeriye girdi ve belki o şaşkınlıkla birlikte demarke kaldı. Ondan gelen topla da Bayern Münih golü buldu. Yani aslında ilk maçın aksine çok da hak etmedikleri şekilde biraz daha doğrusu oyunun akışına ters şekilde gelen bir gol oldu. Ee, ama ikinci yarıda da yani tabii ki eksikler çok önemli. Bayern Münih'in çok fazla eksiği vardı. Yere kulübesinde zaten 6 oyuncu falan var. İki tanesi dışında hepsi genç takım oyuncuları. Bir de kaleci Nübel. Havi Martinez'i sonunda oyuna almak zorunda kaldı zaten. Ee, i̇kinci yarıda da yani Bayern Münih'in o baskıyı çok arttıramadığını gördük. Ya da arttırdığında e, çok fazla Paris Saint Germain'i tehdit edemediğini gördük. Bunda e, birkaç oyuncudan bahsedebiliriz. Mesela Alfonso Davies'in çok formsuzluğu oyundan aldı zaten ikinci yarıda. Alfonso Davis'in kanadını Koma'nın kapatması. İkisi de çizgiyi kullanmaya çalışıyor ve orada bir üst üste binme oldu. Alfonso Davis hiç etkili oldu. Yani kendi formsuzluğunun dışında alanı da biraz kapatılmış oldu. Ee, zaten Lewandowski'yi arıyorsun, Goretzka'yı arıyorsun. Bir de üstüne hatta Kimih'in benim beklentimin çok altında kalması bu maçta derken Bayern Münih. Yani Peki hala turu çevirebilirdi, yetecek golü de bulabilirdi ama genel performans bence özellikle ikinci maçta biraz hayal kırıklığı oldu. Diğer taraftan Paris Saint Germain zaten Neymar işin ilginci yine o geçen seneki Atalanta maçında da çok iyi oynayıp atamamıştı. Bence yine çok iyi performans gösterdi ama biraz kaçırdıklarıyla gündeme gelen bir maç oldu. Paris Saint Germain bu maçı çok daha erken de çözebilirdi yani gol beklentisi, istatistiği zaten tamamen onların yanında. Ee, o bakımdan tuhaf oldu yani ilk maçta Bayern Münih kaçırdı Paris Saint Germain evet, almış oldu evet. bu kez de tam tersi bir senaryo. Farklı bir senaryo izledik. Ee, evet yani gerçekten ilk kere özellikle hatta maçın geneli de ilk maçın e, o anlamda da bir revanşı olduğuna dair e, çıkarımlar yapılabilecek şeyleri sundu bize pozisyonları sundu. Yani ilk maç Paris Saint Germain pek hak etmeden sonucu aldı. Bu maç şimdi skora 1-0'a bakınca aslında... Maç kazanması gereken tarafta gerçekten Paris Saint-Germain'di. Ee, kaçırdıkları pozisyonlar ya da girdikleri pozisyonları düşününce. Ee, şimdi tabii çok fazla Lewandowski üzerinden okunacak e, evet. bu tur. Çok da doğru yani buna hiçbir şey diyemeyiz. E, çünkü yani yedeği olmaması itibarıyla e, ...çok önemli, çok büyük bir forvet olması itibarıyla e, ...onun yokluğunu tolere edebilecek e, opsiyonlara sahip olmadığını gösterdi Bayern Münih e, bu turda. Ama aynı zamanda bence... E, Lewandowski özelinde takımın oluşturduğu ön tarafın da e, biraz bu sonuca neden olduğunu söylemek lazım. Yani şu yönden söylüyorum. Şimdi Lewandowski bir golcü, yani dünyanın en büyük golcülerinden biri. Belki tarihin son 15-20 yılın hatta belki 30 yılın en büyük santrforlarından, en büyük golcülerinden biri. Şimdi sizin böyle bir golcünüz varken e, en uçta takımı ister istemez biraz ona göre şekillendiriyorsunuz. Hı hı. Yani işte kim var e, Bayern Mühite kenarlarda? Solda bir koman var. Kingsley Coman. Sağda bir Leroy Sane var. Sane'yi e, Hansi Flick daha çok sağ kenarda kullanıyor. E, onun da aslında nedenleri var. Bu oyuncular nasıl oyuncular? Hazırlayıcı oyuncular. Bitiriciden ziyade, golcüden ziyade, golcü kenarlardan ziyade hazırlayıcı kanat oyuncuları. E şimdi sizin center formus, o büyük gol makinesi olan oyuncunuz olmayınca bu oyuncuların hazırlayıcılıkları taca çıkıyor. Ve bu oyunculardan Lewandowski'nin olmadığı ortamda gol beklemek durumunda kalıyorsunuz. Koman kariyeri boyunca gol atamayan bir kanat oyuncusu oldu. Leroy Sané şu ana kadar kariyeri boyunca pek golcü bir kenar oyuncusu değildi. Ee, City'de de zaman zaman çiftenleri gördü Premier Lig'de ama daha çok hazırlayıcılığıyla ön plana çıkan, yaratıcılığıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Hatta yani bence Hansi Flick onu soldan sağa koyarken ee, biraz da gol sayılarını artırmaya çalıştı. Şu ana kadar beklediğini alamadığını düşünüyorum ben e, ee, Sané'den. Ve ya yani, bu şekilde giderse Sané'nin de o potansiyelini dolduramayacağını düşünüyorum. Evet. Yani birkaç sezon içerisinde gol sayısını artırması lazım. Bu sezon bu Nesliga'da 3 ya da 4 mü var. Öyle bir şey. Hı hı. Yani o seviyede bir kenar oyuncusunun daha fazla skor yapması lazım. Lewandowski'nin yokluğunda çok daha fazla yapabilmesi ya da pozisyona girebilmesi lazım. Şimdi ön tarafta da Lewandowski'ye göre hazırlandığı için Bayern Münih'te bu maçlarda onun yokluğu çok etkiledi. Yani sadece kendisinin e, yokluğu Tabii. değil aynı zamanda takımda başka dengelerin de değişmesi yani ekstra zarar vermiş oluyor. Çok ufak bir parantez ekleme yapayım Emre'ye. Mesela Gnabry'nin yokluğu da bununla birlikte. Evet, aynen. Gnabry çünkü bence şu anda en çok gol atabilen kanat evet. oyuncusu Bayern Münih'in. Yani mutlaka kullanırdı o Kes, olsaydı. Kesinlikle. Ee, direkt bir şekilde. Yani Sané mesela Sane solda Pep Guardiola çizgiye çakardı ve çizden yaratırdı. Ya ee, Sané bazen içeri girerdi, golü de atardı. Ama mesela çok fazla e, ee, içeride bulunmaması. Hatta işte Leroy Sane oyundayken genelde solda sahte bek kullanması, gelmeyen bek kullanması. Gelen bek kullanacağı zaman, Mendy kullanacağı zaman ön tarafta Sterling'i tercih etmesi. içeride katı, içeride bulunduğu için. Hep bunun sonucuydu. Yani Sane zaten bir hazırlayıcıydı City'de. Ama Hansi Flick onu sağ içerik içeri kat edip soluyla kaleyi görmesini istiyordu belki de. Bence biraz da. Ee, onu çok fazla yapamadığını söyleyebilirim benim izlediğim maçlarda. Bu maçlar dahil olmak üzere Leroy Sane. Ee, o anlamda ciddi bir eksiği var Bayern Münih'in. E, ee, bunun tura etki, söyleyebiliriz. Goleska'nın varlığı kesinlikle derinden en çok koşu atan oyuncusu. Fizik kalitesi en yüksek oyuncusu orta sahada. Yani sadece o işleri değil, yani komple iş yapabildiği için Goleska önemli. Ee, bunlar bence Bayern Münih'in hakikaten turu kaybetmesini etkileyen başlıca faktörlerdi. Paris Saint Germain'de ise yani işte Neymar, Mbappe varsa ilk maçta da o pozisyonlara gelip goller atabiliyorsunuz. Bu maçta da belki goller atamadılar ama o pozisyonlara yine girdiler. Evet. Yani iki, i̇ki Bayern Münih maçında da net bir şekilde pozisyonlara girmeye başardı bu iki oyuncu. Ve bireysel kalite hakikaten ön planda. Orada da şunu söyleyebilirim. Ya Pochettino'nun ne kadar gerçekten aynı zamanda bir pragmatist olduğunu da gösteriyor bu. Çünkü Thomas Tuchel'i burada Paris Saint Germain kariyeri üzerinden konuşurken ben şunu söylemiştim. Ya Mbappe, Neymar mükemmel oyuncular. Ama savunmada da bir defekleri var. Yani gelmedikleri için savunmacılarıyla, kendi savunmalarına yardım etmedikleri için aynı zamanda bu oyuncuları taşımak kolay bir şey değil. İşte aynı Lionel Messi gibi, aynı son dönem Cristiano Ronaldo gibi. Şimdi iki tane böyle oyuncusu var Pochettino'nun. Ve iki maçta da en uca attı iki oyuncu. Mesela en uçta Mbappe arkasında 10 numara gibi Neymar'ı kullanmasını da ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi Mbappe kariyeri boyunca sağ kenarda da oynamış bir oyuncu değil mi? Kenarlarda iki kenarda da oynamış bir oyuncu. Neymar'ı sol kenarda çok fazla gördük Paris Saint Germain'de. Ama dedi ki 4-2-3-1 ya da 4-4-1-1 olarak görürsek Paris Saint Germain'i. 4-4 yaptı. Neymar'ı 10 numara gibi yaptı. Mbappe'yi derin koydu. Dedi siz gelmeseniz bile ben 4-4'te savunma yaparım. Hakikaten de öyle zaten. Evet. Hatta şunu ekleyeceğim oraya da. Kimi'yi çok Neym Neymar'ı çok kimiğin üstünde gördük. Kimi'nin belli bir bölgede oynaması, dediğim gibi biraz da hani pasif kalması, genelde kanatlara top dağıttı Kimi. Hı hı. Şimdi bu gayet savunmacı açısından problemsiz bir durum. Çünkü takip ediyor Neymar, çok bir şey yapması gerekmiyor. Koşa atmıyor mesela bir Goretzka gibi Kimi. Çok fazla alan değiştirmiyor. O zaman Neymar'ın savunmadaki defeklerini zaten sizin e, yaşayacağınız bir şey de olmadı. Yani merkezi tutarsanız, savunma defektleri olan oyuncuları, çünkü onlar stoperlerin oyuncuları oynayan zamanda. Stoperler eğer çok çıkan oyuncular değilse, çok yaratıcı oyuncular değilse, öne driplinge çıkan oyuncular değilse o oyuncuların takipsizliği o kadar büyük problem olmuyor. Ama kenarlara koyarsanız bu oyunculardan birini, eğer o bek çok çıkış yapan bir oyuncuysa sürekli ikiye 1 kalıyorsunuz savunmada. o bahsettiğin defektler artmış oluyor. Aynen. E, ee, Pochettino'nun da bunu yaptığını gördük. Yani gerek Verratti'yi zaman zaman on numarada kullanması, ilk döneminden bahsediyorum, ilk maçlarından. Gerek bu iki oyuncu bu iki maçta e, ön tarafta kullanması, bu biraz da Bayern Münih'in bekleriyle alakalı bir tavır bana kalırsa. Ee, bence doğruydu çünkü ilk 15-20 dakikada zaman zaman gerçekten 4-4 gördük. Yani çok umurlarında değil. Zaten gelmemeleri de lazım ben hep söylüyorum. Yani o oyuncuları birinci bölgeye getiremezsiniz. Yani getirirseniz o e, üretkenliği sağlayamayabilirler. O yüzden biraz da unsuz savunma yapmak, e, onlarsız savunma yapmayı öğrenmek lazım. Onu da o 4-4'le gördü. E, o anlayışla aslında doğru sonuç almış ee, oldu. Ben evet yani iki maçta da bulduğu pozisyonların biraz bu dizilimle ve Mbappé Neymar'ın rolleriyle de alakalı olduğunu düşünüyorum biraz programda önce de konuştuğumuz için Neymar'dan bahsederken o başlığı açayım. Zaten aslında maç bittikten sonra da işte Paris Saint Germain Aha. kulüp başkanı Eden Sarayli Halef de işte röportaj da verdi. Hani bunlar çok sık gördüğümüz şeyler olmadığı için. Tabii ki Neymar ve Mbappe adına hep transfer eder konular özellikle Mbappe ile ilgili hep devam ediyor. Neymar'ın kontratıyla ilgili bazı gelişmeler şu an sıkça konuşuluyor. Haziran 2026'ya kadar uzatılacak yeni bir kontrat gündemi var ve özellikle işte ee, ...gelecekteki şampiyonluklarla ilgili çok büyük bonusların buna dahil olabileceği e, söyleniyor. Mbappe'de daha biraz e, soru işaretli gibi de görünüyor. Çok kısa yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, yani bence Neymar kalacak ki zaten bütün işaretler de o yönde, O yönde dışarıdan haber kaynakları da Öyle kontratın aktarıyor. hazır olduğunu söylüyorlar. Ee, i̇şin ilginci yani 2019 yazında Neymar eğer Barcelona yönetimi... E, parayı Antoine Griezmann'a gömme kararı vermeseydi gitmişti bence. Dönmüştü Barcelona'ya. Hatırlarsınız Messi istiyordu. E, zaten bonservis bedeli aşağı yukarı oralarda olacaktı. Belki biraz daha üzerine çıkacaklardı. 120 verdiler çünkü Griezmann'a da. Şey de e, Paris Saint Germain de o dönemde mutlu değildi. E, <laughs> yani... O günler tekrar Emre'nin aklına, aklına geldi. Yani, yani Wars, şey. Ya zaten <laughs> neler var Barcelona yönetiminin 5 yılda falan böyle Saçma sapan para harcamaları neyse. Ee, yani Paris Saint Germain ile Neymar ilişkisi de çok zedelenmişti hatırlarsınız. Şimdi aradan geçen işte bir buçuk yılda çok şey değişti. Geçen seneki final o özellikle Lizbon'da performanslarının iyi olması bu sene şimdi ciddi bir final ihtimali var. Yani final olmasa bile City elenseler bile başarılı bir Şampiyonlar evet. Ligi sezonunu geride bıraktıklarını söyleyebilirsiniz. Böyle ve Neymar Yani kırılma anlarında özür dilerim sözünü kesin. Kırılma anlarında ortaya çıkan bir e, takımda ciddi lider profili görüntüsü var şu an. Çok doğru ve ben Neymar'ın da zaten genel olarak Paris Saint Germain'deki ortamı kendisine daha uygun gördüğünü düşünüyorum. Yani Neymar biraz rahat bir adam. Yani çok iyi bir oyuncu, dünyanın en büyük oyuncusu olmaya aday. Bence mesela 2015 Ballon d'Or'u... Neymar olabilirdi, pekala o seneyi hatırlarsınız. Barcelona'lı 3 oyuncu finale kalmıştı. Evet. Messi aldı ama yani isimlerden bağımsız biraz hareket edilseydi o sene Neymar bile alabilirdi. Neyse mesele o Yani yetenek olarak zaten nerede olduğunu tartışmaya gerek yok. Ama biraz rahat olduğu ve Paris Saint Germain'in ona ta tanıdığı toleransı yaşamaya devam etmek istediği de ortada. Her sene işte Şubat ayında kız kardeşinin doğum gününe gelen sak denk gelen Sakatlık. sakatlıklar oluyor klasik. Başka bir yerde bu çok daha fazla irdelenir. Yani bu oyuncu Premier League yapamaz mı yetenek olarak? İstediği zaman yapar ama İngiliz basını delik deşer deşik eder mesela o sakatlıkları, evet. partileri bilmem ne. Paris neydi. böyle çok güzel. Biraz daha uygun görüyor bence. Ama ben Mbappe'nin mesela ayrılacağını düşünüyorum. Mbappe bence kariyerindeki yeni e rekabet challenge şeyine geldi. O arayışa girdi. Yani bu Premier League mi olur, işte Real Madrid mi olur, e, orasını bilemiyorum. Ama Mbappe'nin Paris Saint Germain'e de artık kapıya geldiğini düşünüyorum. Sadece kendisinden ötürü. Yani herhalde 70 milyon euro falan vermişlerdir Neymar'a. Öyle gözüküyor çünkü. <laughs> bir 60-70 milyon euro kalabilir, çok işte iyi hissediyorum falan diyor kendimi burada. Çok anormalde değil. Yani hem işte takımın kralı gerçekten şu anda evet. net bir şekilde. Ve ben son bir iki yıl içerisinde oyunun dolgunlaştığını düşünüyorum. Yani yine böyle çok spektaküler hareketler, yine zaman zaman böyle takımdan bağımsız gibi gözüken bir e, profil gösterebiliyor birkaç dakika ya da belirli periyotlarda ama yani o kadar aşmış bir yetenek setine sahip ki o oyuncundan zaten yani bir yere kadar zincirleyebilirsiniz. Bazı yerlerde hakikaten çağlıyor e, yeteneği. Ben ama yani son 1 iki sene e, işte tuval ile beraber belki değişmesi biraz. Yapı içerisinde, daha başarılı takım içerisinde, daha farklı bir role sahip olması. Oyun olarak da çok olgunlaştığını düşünüyorum. E, 29 yaşında zaten yani gittiği takıma da bir imza atacak giderse bundan sonra. 3-4 yıl o takım son takımı olacak. Muhtemelen işte Paris'e de Yani Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Kralsın. E, Mbappe eğer kalsa bile yani müthiş bir yıldız ama ego yok Mbappe'de. Yani çok rahat bir şekilde öne çıkma şansın da var. E biliyoruz yani Barcelona'dan ayrılma nedenleri arasında. Messi'nin kişiliğini yani şey araların kötü olması anlamında değil ama. Gölgede kalıyordu e daha onun, fazla. Onun da ön planda olduğunu biliyoruz zaten. O yüzden biçilmiş kaftan. Hem para var, huzur var. Şehir <laughs> mükemmel. Yani Paris gerçekten mükemmel bir şehir. Benim bayağı soğuk olduğum yani böyle gitmeden önce. Bana biraz soğuk geliyordu Paris. E, gittikten sonra bir gün içerisinde yamulduğum bir şehir. E, orada yaşamak da keyif edildi. Ama Barcelona'ya dönüyordu. Olabilir. Yani şehir. <laughs> Şehirden evet. dönüyor. Ya bilmiyorum yani belki. Paris bayağı başka bir şey. Ee... Şehir tartışmasına girmiyor. Barcelonacılar. <laughs> <Doğru. gülüyor> ben çok seviyorum Barcelona'yı. Ben Paris'e hiç gitmedim. Barcelona'yı çok severim. Ben de, ben de Barcelonacıyım. Ama bunlar tabii senin benim e, yaşadığımız <laughs> yerlerinde yaşamıyorlar. <Barcelona'da. gülüyor> Onlar da Paris'in. Onlara çok şehirler güzel olabilir. S son bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yani siz güzel bilmiyorum ama. nasıl düşündünüz o 85'teki şey değişikliği. Çupo, Martin, Kavi ve Martinez değişikliği bence hani orada belki bir şeyi değiştirden ziyade Hansi Flick'in Bayern yönetimini... Mesaj vardı. Tebrikler, Acınası. Evet. tebrikler bak. Tebrikler yani evet. Burada Neymar, Mbappe gündemini konuşuyoruz. O tarafta da yani daha böyle maç bitmeden, hatta başlamadan önce Hansi Flick gündemi zaten devam ya. ediyor. Şeyi hatırladım ben. Luis van Gaal döneminde Bayern'de şş, e, Van Buiten stoperden son dakikalarda en ucu atardı. Santafor gibi kullanırdı. Aynı Fatih Selim'in Ryan indemeyi zaman zaman kullandığı e, gibi. Fatih Terim onu aşıp iki stoper falan gönderiyor e, Galatasaray'da. Yani fan buytan gibi gördüm Havi Martinez'i orada ben. Yok bu arada yani, yani Havi yani Martinez. Martinez'i... hareket değil bu arada da. H Havi Martinez'i pek hala sahaya sürebilir. Benim ilgimi çeken burada e, gol arıyorsun. Hı. zaten sürekli Hı. top şişiriyorsun. Şu Moting'i niye alıyorsun? O bence kesin şey. Ya yani bizi bunlarla oynattınız. Yani, Bakın böyle oluyor. Biz geçen sene şampiyon olmuştuk. Bu sene bunlar bize reva falan hareketi gibi geldi. Evet. Yani geçen sene finalde kaybettiği takıma karşı hem onların yenilmezlik serisini bozarak Paris Saint Germain elemiş oldu. Ee, aslında çok da iyi bir başarı elde etmişler gibi görünüyor. Şu anda bile yani Bayern'i saf dışı bırakmaları diğer kalan takımlar için bile kıymetli. Paris Saint Germain gidemezse bile kupaya. Şimdi hemen eşleşme dolayısıyla diğer maçı konuşalım. Sonra da bir eşleşme değerlendirmesi yaparız. Dortmund City maçını açalım. Ee, neler söylersiniz bu karşılaşmayla da ilgili. Hani ben sonundan alayım Pep Guardiola sonunda o seviyeyi kırdık. Hani tamam artık sonunda buradan geçeceğiz dedi. E, City ile beraber e, burayı geçemediğini biliyoruz. Evet. Kendi kariyerinde her ne kadar e, bu noktadan sonrasında da başarılı olmuş olsa City ile başaramıyordu. Ana hedef gibi görünüyordu. E, en azından buraya geçtiler şimdi. Ee, yani O yönden çok kritik gerçekten. Çünkü yani, elendiği takımlara da bakınca City'nin Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde yani Monaco Liverpool ki Liverpool'a elendiği dönemde Liverpool böyle bir Liverpool değildi. Yani Liverpool yeni çıkış yapan yapmaya çalışan hatta işte Van Dijk alıp Ocak ayında ondan sonra Van Dijk'la beraber yeni yükselmeye başlayan bir takımdı ve yani aslında beklenti dışı bir elenmeydi. Yani mesela o sene Trent Alexander-Arnold ee, Sannenin karşısında ne olacak sorusu Tabii. soruluyordu Soru, o aynen, eşleşmeden aynen. önce. Aynen ve üzerine oynamışlardı hatta evet, hatırlarsın. Evet. Trent e bunu şey yapar yani maç başladı 10. dakikada beni hedef aldıklarını anladım demişti ama mükemmel oynamıştı Trent. Hem aynen. Hem Trent mükemmeldi hem sağ stoper Robert mükemmeldi abi. Ee, çok iyi maç çıkarmışlardı. E sonra Tottenham yine aslında biraz düşük profil ve en son Lyon. Buraya bir Dortmund da eklense gerçekten e, çok ciddi sıkıntı olacaktı City ve özellikle Guardiola için. Ve bunun yansımalarını aslında gördük bence maçta. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz şeyin ben biraz yansımalarını yine gördüm. Yani o lider oyuncu olmama, öne çıkan bir oyuncu olmama zor anlardı. Çünkü golü yedikten sonra özellikle City'de hakikaten 15'li golü yediler. 15-35 arasında ben çok dağınık gördüm City'yi. Yani arka arkaya hatalar, pas hataları, yerleşim hataları... Ee, ne yapacaklarını şaşırdım. Her şey olabilir dedirten anlar. Evet. ya yani orada mesela Dortmund'un birkaç tane Böyle e, vaatkar atığı e, ortaya çıktı. Dortmund'un ikinci golü bulabileceği sekanslar da yaşandı maçta. Ondan sonra hem ilk yarının sonunda hem ikinci yarının başında golle beraber kontrol alan bir City'i gördük. Ama ciddi problemdi o. Ve yani De Bruyne de oralarda biraz sendeliyor e, açık konuşmak gerekirse. Ki maçın en iyilerinden biriydi. Ben tek şeyi anlamadım onu söyleyeyim. Çok bence uzatacak bir şey yok çünkü ilk yarı kötüydü City için. Ve bence önümüzdeki maçlar için ciddi sinyaller verdi. Yani Neymar Mbappe'ye karşı geriye düşerse bu takım yine reaksiyon vermekte zorlanabilir. ama ikinci yarı golle beraber, penaltıyla beraber biraz şans penaltısıydı. Bence yine iyi başlamamış ikinci yarıda City. Ondan sonra iş tamamen farklı noktaya döndü. Ama ilk yarı, şimdi ben şöyle başladım. Real Madrid Liverpool'a başladık biz evde. Gol olur olmaz City'de dedik ki yani burası zaten iki gol ihtiyacı var Liverpool'un. Hemen golden sonra şeye geçtik, City'ye geçtik. O yüzden ilk 15 dakikayı kaçırdım ama 15'e golden sonra maçı izlerken canlı şunu gördüm. Golden sonra dağınık bir City ve Zinchenko'nun sol çizgide oldu. Hı, hı. Walker'ın sağ çizgide oldu ve iki oyuncunun da 3. bölgeye gittiği bir yapı. Bu çok beklediğimiz bir şey değil Guardiola'dan. Çünkü maç başladığı zaman ben şöyle düşünmüştüm. Klasik düzen. Üçüncü stoper gibi Kyle Walker. Zinchenko'yu içeride kullanacak diye düşünmüştüm. İlk 15 dakika bilmediniz dedim oyundan. Ama golden sonra dedim ki herhalde oyun erken bir şekilde domine etmek istiyor Guardiola. Ama çok uygun değildi. Çünkü Zinchenko'yu çizgiye çıkarınca şimdi Morin üzerine oynuyorsunuz ama Zinchenko'nun birebiri yok. Eğer öyle bir planınız varsa Cancelo ile başlamanız dribbling üzerinden daha mantıklı. Ee, onun da ben sıkıntılar yarattığını gördüm. Çünkü iki bek çizgide e şimdi forun Ford'un içeride konulanıyor. E, Mahrez içeride En uçta sahte bek, sahtesi ve okuz gibi oynayan De Bruyne ve Bernardo Silva var. İlkay böyle olunca gidemedi hiç mesela. İlkay hep derine kaldı. Beklerin arkasını kontrol etmek için. İlkay'ı kendi bölgesinde hiç göremedik. Yani setup değişmişti City'de. Ee, işte ikinci yarıda bence problemlerle başladı. Gol her şeyi değiştirdi. Maçtan sonra ilk 15 dakikaya baktım. Çok anlayamadım. Ya bilmiyorum senin fikrin nasıl Orkun. Ee, sen de söyle onu ama ilk 15 dakika itibariyle de da Zinchenko öyle mi başladı? Walker öyle mi başladı çok anlayamadım. Çünkü bunda da en büyük faktör ilk 15'i zaten topu çok fazla almamış City'de. Evet, evet. Yani bayağı Dortmund'u karşılama oyunları. Kaybettikleri zaman geriye çekilen, pres yapmayan ve kendi alanını korumaya çalışan bir takım. O yüzden Zinchenko'yu hep böyle sol bekte gördüm ben. E, top zaten rakipteyken öyle ama toplu çıkışlarda da seti çok fazla göremedik. Göremediğimiz için ilk 15'te onu anlayamadım. E, o yüzden ana plan neydi hakikaten çok fazla fikrim yok şu anda. Ama bana biraz garip geldi. E, valla ben de Cancelo şeyine çok şaşırmıştım ama ya şimdi Dortmund göbeği ilk maçta da mesela gayet iyi kapatmıştı. Ortayı kapatıyorlar. City hiçbir şekilde penetre edemiyor. Biraz e, Dortmund'un püskürttüğü bir yer oldu kanatlar yani Zinchenko-Volker. Evet City öyle kullanmaya çalıştı ama dikkat ettim mesela. Zinchenko zaten mesela sol kanatta topla buluştuğunda hiç ağır baskı görmedi. O ortayı yaparsan da yaparsın çünkü şey içeride iyi e, kalabalık kontrol ediyorlar. Orada bir ceza sahası faktörü yok City'de. Tabii. Ee, yani City'nin planı ve Dortmund için ana tehdit belli ortadan girmeleri lazım. Buna hiç izin vermedi Dortmund. Kanatları açılırsan açıl. Yani Walker'la, Zinchenko'yla ya da kanada depletse olacak oyuncunla o topu uzun kullanmak istiyorsan ben onu zaten temizlerim, süpürürüm güveniyle oynadılar. Nitekim bunu yaptılar. Ee, ki de çok fazla aslında kanat ortası denemedi. Ama penetre edemeyince topla, adam sokamayınca şeyi çok denemeye başladıklarını gördük ilk yarının ikinci bölümünde. Ortadan aşırtma paslar sıklaştı City'de. İçeriye onları atmaya başladılar. Ama onlar da e, Dortmund'da büyük problem yaratamalı. Onların da Dortmund tarafından kontrol edildiğini, e, City'nin pozisyon bulamadığını gördük. Yani Emre'nin dediği gibi şeye kadar, penaltıya kadar ikinci yarının ilk bölümü de dahil. Aslında tamamen Dortmund kontrolünde. Üstelik skorda aldıkları bir oyun. Ve yani... Ee, keşke Dortmund geçseydi falan anlamında söylemiyorum bunu ama şu gerçekten biraz tatsız bir durum oluşturuyor. İlk maçta ilk işte 25. dakikada mı gelmişti gol Emre Can'ın hatasıyla gelen o hızlı ucum. Yani oraya kadar %100 işleyen bir Dortmund planı ve her şey Dortmund'un istediği gibi bu maçta aynı şekilde tamamen Dortmund'un istediği gibi giden bir oyun City bütünüyle kısıtlamış durumdalar. City pozisyon bulamaz halde ee, talihsizlik o ki yine Emre Can'ın bir hatasıyla yani Penaltı. ortada pozisyon yokken vücudunun işte savrulmasıyla gelen Çok bir el da oynama Çok da ve... kafamdan geliyor vesaire hani bu ama. Ama, yani ama mesela de devamında kendisi de bence ikna olmuştur. ikna oldu. Ee, şey yazık ama sonuçta ve e, biraz böyle iki, iki ayağında bu talihsizliklerle hatalarla kırılmış olması bence biraz kötü bir durum. Evet, belki bunlar sonra hatırlanmayacak ama aslında böyle akmıştı diyeceğiz. E öyle bize. ama mesela bir birden sonra da hele iki birden sonra iki birde de bu arada Fodun nefis vurdu ama bomboş kalıyor. Bu kadar da bırakamazsınız Fodun e, mesafeden Kale bağımsız olarak. Kaleci için de zor. Yani görüş açısı kapanıyor, halantı galiba. Yani, Ve yani da zor. Dortmund gibi takımlar e, özellikle ikinci maçta işte böyle bir gol yiyorsun. Skor bir anda elinden gidiyor bu defa arayan takım olmak durumuna düşüyorsun Düşüyoruz. hele 2 birden sonra tamamen oyundan koptu hiç ee, baskı kuramadı. Mesela Haaland işte City savunmasında çok büyük tehdit falan konuşuluyordu Haaland 2 maçta ilk maçtaki Royce'a yaptığı asist dışında oyunda Yok. gözükemedi yani o tip bir oyun oynayamadılar çünkü. Bir Bellingham başlığı açayım. Evet. Hem golü var hem de yani performansıyla çokça konuşuluyor. İşte bakıyorum elemelerde Şampiyon Ligi'nde 43'ten sonra gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Tilemans'tan sonra 18 yaşına girmeden Yine Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkmayı başaran ilk oyuncu. Maç sonrasında da Pep Guardiola da kendisinden bahsediyor. Yani böyle bir oyuncu olmasına inanamıyorum. İşte stoperlerden pas almak için bağırdığı bir an var. Maçtan sonra Edin'le de konuştuk. E, sen sadece iki maçını izledin, o antrenmanlarda dahi böyle dedi diyor. E, şu anda hani Foden bir tarafta muazzam gol atıyor. Bellingham'ı izliyoruz. E, o anlamda da maç herhalde kıymetliydi. E, bence tam bir Guardiola oyuncusu. Gerçekten. E, maçtan önce hatta izlerken evde öyle konuşuyorduk. E, onun, o yüzden maçtan sonra özel övgü yapması da enteresan oldu. Tam bir Guardiola oyuncusu. Yani eksi bence eksi yok e, bakınca yani. Şöyle Eksiği yok derken tabii ki her şeyi mükemmel demiyorum. Geliştirebileceği şeyler var. Mesela hücum oyununda mesela daha doğrusu oy, oyun hücum tarafında, toplu oyunun tarafında mesela işte City'nin orta saha oyuncularının gerisinde. Yani bakınca ilk ayın top hakimiyetinde Bernardo'nun yaratıcılığından, tekniğine bakınca Bellingham o anlamda geride ama onlara göre çok ciddi bir avantaj var, fizik kalite. Yani 17 yaş için inanılmaz bir fiziği var gerçekten. Guardiola muhtemelen 17 yaş herhalde yalan söylüyor derken aslında bence oyun, yani mental ve oyun kapasitesini e, anlatmaya çalışıyor ama Yaşı da 17 yaş gibi değil hiç. Şeyi, fiziği de 17 yaş gibi değil. Yani baksan 23-24 yaşında desen evet. Bellingham'a şaşırmazsın yani. Bence surat ifadesi de hiç öyle değil. Yani evet. bazen fiziksel olarak şu an başka boyuta geçtiklerini görürüz genç oyuncuların son dönemlerde ama hani yüz ifadelerinden, biraz böyle hafif özgüvensiz hallerinden anlaşılabiliyor. O hiç zaten yok. Hiç değil. Yani tam bir e, komple paket, full paket. Dediğim gibi yani oyunun bence ön tarafta da yapabileceklerini geliştirmesi lazım toplu tarafta. Ee, şu anda bence derindeki pozisyonlar için mükemmel bir oyuncu. Ama mesela işte e, De Bruyne rolü ya da Bernardo Silva rolü, İlkay Gündoğan rolü... Onun için zamanı ihtiyacı var ama yani 17 yaşında zaten yani. Bunun için önünde bir 4-5 sene var keskinleştirebileceği. Hatta daha uzun süreler var. Hakikaten potansiyel olarak böyle uçsuz bucaksız bir oyuncu. Ee, yani ben... Guardiola'nın onu bir yerde bu sezon olmaz belki 3 sezon sonra olabilir. Başka bir takıma gitmiş olabilir Guardiola. Yani bir transfer listesinde tepelere yazacağını düşünüyorum. Evet. Olur olmaz orası. Kalbi gözlerle bakıyor gerçekten şu an. Ya zaten hani böyle bu kadar erken yaşta 17 yaşında işte kanat oyuncusunu falan çıktığını ya da şans bulduğunu görebiliyoruz üst düzey futbolda ama Merkez oyuncusu o yaşta şans buluyorsa mental anlamda çok ileride olduğu ha, aynen. zaten açık yani yoksa orayı kaldıramazsın kanat hücum bunlar biraz daha farklı ama merkeze o oyuncuyu atıyorsan zaten izlemeden de olgun olduğunu kabul edebilirsin ki acayip bir oyuncu mesela Emre ek olarak şey ilk gollerini üst üste atmış oldu ligde de şampiyonlar liginde de kupada bir tane. Galiba golü vardı. Zaten az golü değil mi bu sezon? Hı hı. Atmıyor i̇şte yani çok fazla. Birer yani. tane. Her yani kulvarda işte. bir tane Aynen. attı galiba. Ama zamanla çok daha fazla da atacaktır. Çünkü giriyordu oralara. Onlar da gelişecek. Evet. Ee, son bir geyik başlık açayım. Ee, Havaland bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında acaba hangi takımda oynar diye bir tweet vardı. Alayım İki. tahminle. Adaylar var mı yani? şey? Yok hayır. Ha, böyle bir şeyleri? sohbet başlıyor. Ya ben Dortmund... CEO'su Vazke miydi? Vazke'di galiba. Hı -hı. Önümüzdeki sezon bizimle demiş. Bırakmayacaklar Dortmund yine. genelde bunu söylediği zaman yani Dortmund fiyat artırmak için bu tarz açıklamalar yapan bir kulüp değil Hah. bence. O yüzden benim kafamda biraz soru işaretleri ortaya çıktı. Yani sanki yani biz tamam 150-160 ne geliyorsa istemiyoruz. Bir sezon daha bizde olmasını istiyoruz. Sonra işte bonservis bedeni neyse, opsiyon kloz neyse, onu veren kulübe bırakacağız gibi anladım. Tabii ki böyle olmayabilir. Ama o anlamda ben de biraz hayal kırıklığı oldu yani transferi Bu anlamında. Bu ihtimal hala güçlü duruyor diye düşünüyorum. Evet, onun dışında yani alabilecek kulüp sanki Real Madrid şey olarak. Ee, ama Benzema'nın üzerine de almazsınız bence, böyle bir Benzema üzerine alınacak bir oyuncu değil bence Haaland. Ee, Barcelona muazzam olur. United'ın ucuna muazzam olur. Bir de şey Ole Gunnar Solskjaer faktörü zaten çok ilgileniyorlar. City'e mükemmel olur ama... City United o paraları çıkabilir mi? Bilmiyorum. City çıkma çıkmayız dedi yani. yani çıkmayız dediler. Evet. Ya Vatske'nin söylediği, Emre'nin dediği gibi yani boş teht şey olmayabilir böyle kuru sıkı e, laf etmiş olayım da camiaya iyi gözükeyim diye konuşacak biri değil, o profilde biri değil. Ama şu var. Birincisi ilk dördü alamazlarsa ki çok zor gözüküyor artık Bundesliga'da. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde seneye olamazlarsa o iş Vazge'ye falan çok kalmayabilir. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yoksun zaten sürekli Bayern'in şampiyon şampiyonu oluyor. Sahneden o, o zaman, kayboluyorsun. O zaman kontrol senden çıkıyor. Hele hele Haaland'ın menajeri Mino Raiola Şimdi Mino Raiola ile öyle ben satmıyorum bir sene daha kalacak 180 istiyorum falan oyunu oynayamazsın çok. Çünkü bunlar e, çok kuvvetli menajerler yani. Sen gelecek senelerini de etkileyecek bir çatışmaya girme, girmeyi Bilmiyorum, göze almalısın mısın? o zaman. Ee, yani kim alabilir konusuna gelince Real Madrid mesela bana şu bakımdan tuhaf geliyordu. Ya, pekala alabilirler ama birincisi Emre'nin dediği gibi Benzema zaten harika durumda. Ha şu var yani Florentino Perez döneminde Real Madrid hiçbir zaman takım dengesini gözetmedi ki transfer yaparken. Ee, o senenin en star oyuncusu en gözde oyuncusu kimse onu almaya çalışıyorlar genelde. Yani Mbappe ya da Haaland hatta mümkünse ikisi birden. Şimdi geçen sene de bir de transfer yapmadılar. Zaten bu seneye biriktirdiler. Yap, yapabilir mi? Yapabilir. Benim orada tek şüphem şu. Bu Barcelona için de geçerli. La Liga'nın değeri çok düştü. Yani Real Madrid ve Barcelona değil. La Liga'nın bütün olarak değeri düştü. La Liga biraz Fransa Ligi haline dönüşüyor bence Avrupa futbolunda. Haaland da çok zeki bir çocuk. Yani dışarıdan da gözlemliyoruz. Kendi arkasına çok değer veriyor. Mino Royale faktörü de var zaten. O yüzden ben gideceksem Premier Lig'e e gideceğim e, inadında da bulunabilir. Onu o konuda bir şey diyemiyorum. Ben öyle olmasını arzu ederim çünkü senin aynı fikirdeyim. Belki dünya pazarlama açısından La liga hala o tarafa ulaşmak için daha e, iyi bir yer gibi görünüyor ama hani bir futbolcu tarafından düşünüyorum ben. Avrupa futbolunda hala merkezde ve heyecanlı ligde olmak bana daha çekici gelir. Öyle ge yani onu e göz önünde bulundurabilir aynı, sebe <laughs> aynı sebepten mesela Paris Saint Germain de eğer bir orada şeyci olursa katılımcı olursa çok düşüneceğini zannetmiyorum e ama şu anda biraz tahminde bulunmakta zor gözüküyor. Evet peki e biraz kısaca eşleşme ile ilgili tahminleri de alayım Paris Saint Germain Manchester City yani şahane eşleşme oldu gerçekten. Neler bekleriz sonra diğer tarafa geçmemiz lazım. Ya ben de biraz soru şartları oluştu siteye dair. Ee, yani kesinlikle bundan 2-2,5 iki, iki ay önceki durumlarında değiller. Onun zaten ligde yansımasını da görüyoruz. Tabii çok fazla rotasyon yaptığı için e, Guardiola takım nöretinden biraz çıktı bence. Çünkü o dönem düzenli bir şekilde aynı oyuncular. Yani birkaç oyuncu değiştiriyordu ama aynı yapıyı görüyorduk sahada. Şimdi yapı çok fazla değişmeye başladı. Bazen Fernandinho Rodri'yi kullanıyor. İşte bu maçta ikizler beki görüyoruz. Bir önceki maç Lise karşı yine bekler çizideydi, solda Mendy, sağda Cancelo, oyunu farklı yönden genişletmeye çalışan bir Guardiola vardı. Yani iki, iki buçuk ay önceki yapı oyunu oynayış şekli biraz değişti sitenin. bu ritmi de etkiledi bence. Ve e, işte dediğim gibi yani kritik anlarda sıkıntı yaşandığı zaman reaksiyon verebilen oyuncu sayısının azlığı biraz problem oldu bence bu maçlarda. O yüzden e, çok kolay değil işi işte sitenin. Çok çetin maçlar olacaktır. Ee, ben yine Neymar ve Mbappe'yi 23'te bekliyorum. Yani bu iki oyuncudan birini bekletemezsiniz siteye karşı. Yine benzer yapacaktır. Zaten iyi oynanmış maçlar olduğu için. E, onu, Bozmak Orada büyük değişiklik görme, göreceğimizi zannetmiyorum. Verratti muhtemelen gelecektir kadroya. Farklı olarak ama ön taraf hemen aynı olacak. Ee, büyük ihtimalle e, zor maçlar ama çok keyifli maçlar. Yani topun de olduğu. %60, bence iki maçlı ortalama %60 yaparlar en az. Ee, bir... Mücadele göreceğiz, belki 65'leri göreceğiz ama işte mükemmel geçiş oynayan, iki oyuncuyla muazzam kontra bulabilen bir takım. Ee, yani John da savunmacılık olarak bence biraz geriye gitti. Yani o, o da çok formda değildi Yas'la birlikte. Ee, bunlar hep City için soru işaretleri. iyi eşleşmeler olacak. Ben de yani yılların zaten en şey konularından biridir popüler. Bu çeyrek finallerde, yarı finallerde, yarı finalde göremiyordu da uzun süredir. Guardiola'nın biraz fazla düşünüp belki e, takımı karıştırması, karıştırma demeyeceğim ama muhtemelen Neymar Mbappe tehdidi, o kontra tehdidi e, bütün hazırlığını domine edecek. Yani ilk olarak onun üstünden hareketle zaten plan yapmaya çalışacak. Şimdi merakla bekliyorum. Evet oldukça heyecanlı olacak bence de. Ee, ay sonunda ilk maçlar onları zaten kapanışta hatırlatırım. Şimdi diğer tarafa e, kayalım isterseniz. Liverpool Real Madrid eşleşmesinden Real Madrid yola devam eden taraf oldu. İlk maç zaten 3-1 güzel bir skor almışlardı. Ama e, Orkun sen aslında program başında söyledin oradan alalım istersen. Yani maçta öyle bir maç oldu ki belki o bulunan pozisyonlardan Doğabilecek gollerle farklı bir akışta olabilirdi. Ama yine bu kısmı hatırlanmayacak muhtemelen birkaç sene sonra. Ee, evet, yani sonuçta hani istediğini alamadı Liverpool. Tabii izleyenler görmüştür. Aslında mesela ilk maçta Liverpool bir tane gol attı. Bir tane de pozisyon buldu. Skor 2-1 iken 2-2'ye getirebilecek bir pozisyonları vardı. Başka hiçbir şey Evet vermedi yoktu. onlara Real Madrid. Bu tam öyle değil. Ama burada da Real Madrid uzun süreli baskı yemedi. Bence önemli olan oydu. Yani hiçbir zaman oyunun hiçbir bölümünde böyle Liverpool ablukaya alıp e, dalga dalga gelmedi bir bunalt ciddi anlamda bunaltmadı. Pozisyonlar buldular. Özellikle ilk yarının sonunda ikinci yarının da ilk bölümünde biraz seri halde geldi ama oyun akışı bir Liverpool baskısı ve Real Madrid'in geriye püskürtüldüğü tipte olmadı hiçbir zaman. E, tabii ki Liverpool'un zaten daha agresif olmasını bekliyorduk. Mesela ilk maçta burada da ifade etmeye çalıştım. Beni en çok Liverpool tarafından hayal kırıklığına uğratan, Liverpool tanımlayan şeylerden biri olan o enerjinin, yoğunluğun, presin ortada hemen hiç olması, olmamasıydı. Bunun da zaten sembolü Real Madrid'in ilk golüydü. Yani Cross baktı böyle cetvelle ölçüm yaptı bilmem ne. Ondan sonra da Vinicius'a top attı. O kadar baskısız kalınca orta alanda. o kadar serbest oynatmadılar ama tabii gol arayan taraftı Liverpool. Biraz onun üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Ve Real Madrid'in karşılama oyununda da Real Madrid e, bir kere tamamen kendi alanında falan kabul etmedi. Çok enteresan presler yapabiliyorlar. Mesela Modric ileri atıyor merkezden. Normalde Asensio'nun olmasını bekleyeceğiniz bölgeye Modric pres yapıyor. Asensio sağ bek pozisyonu alıyor neredeyse. Benzerlerini El Clasico'da da görmüştük farklı Valverde oyuncularla. Değil. Valverde orta alandaydı. Asensio, Asensio özellikle... Çok büyük disiplinle oynadı. Casemiro zaten bence oyunun genelini savunma önünde domine etti. Yani Ramos-Varan yok ama Ramos'la Varan'ın olmamasına dair hiçbir şey hissettirmedi evet. iki maçta da. Ve Nacho çok kritik Militao maçlara ikilisi. çıktılar. Yani hem burada hem de ligada işte el klasik oynadılar. Hepsinin altından başarılı kalksalar kalktılar. Kesinlikle. Onlarsız. Modric yani 35 yaşında bir oyuncu olduğuna ihtimal vermesin. Öyle bir enerjiyle oynadı. Ve... Ee, bu dedim ya yani baskı hiçbir zaman yemediler. Biraz baskıyı böyle Liverpool'un arttırdığı gibi olduğu bölümde de artık dakika 70'lere falan gelmişti. Orada iki tane kritik şey oldu. Tam dakikasını şey yapayım. Ha 60'ta değiştirmişti Liverpool oyuncu evet. değişikliklerini. Geleceğim oraya. 75'e doğru da Zinedine Zidane çok kritik bir hamle yaptı. Tam dakikası 72. Evet. Tony Kroos'u oyundan aldı. Onun enerjisi biraz daha Modric'e göre hafif düşmüş gibiydi. Kroos'u oyundan aldı. Sabek Odriozola'yı soktu. Sabek oynattığı Valverde'yi de orta alana yolladı. Valverde isimli köpek balığıyla birlikte orta alan bitti. Liverpool açısından ve kalan bölümde hiçbir baskı kuramadı Liverpool. Yani oyunu bence fiilen öldüren hamle o Valverde'yi orta alana yollama hamlesiydi. Bir de Tiago'nun oyuna giriş sanki. Oraya da geleceğim. Miller'ın evet. maçtan sonra çok enteresan bir e, demeci var görmüşsünüzdür. Yani bazen çok oyuncu değişikliği ya da oyuncu değiştirmek için oyuncu değiştirmek sizin ritminizi götürebiliyor gibisinden. Direkt yani, oklar e, gitti. Yani bunu direkt bir klop eleştirisi olarak yapmadı belki ama hani e, oyuncu değişiklikleri sonrası bizim ritmimiz de kaybolduğu noktasına da geldi. Çünkü mesela... Öyle e, de oldu ama gerçekten. Oldu. Ya özellikle bence 82'de yaptığı değişiklikler, o ikinci parti değişiklikler Liverpool'un. Klopp'un ya ben sonuç alamadım değişiklikleri. Çünkü şeyi alıyorsun, Mane ile Firmino'yu alıyorsun, Ox ile iyi alıyorsun. O tamamen artık bir atma. Ben iki ayakta da Real Madrid'in, evet ikinci böyle şeyle 90 dakikada çok daha fazla belki dün pozisyon verdiler ama... Real Madrid'in ve Zidane'ın çok ustaca bunu oynadığını evet. düşünüyorum. Yani kupalarla geçen bir dönem Zidane adına ve hani şimdi tekrar oraya doğru gidiyorlar ve tekrar oraya geldiklerinde, şimdi hani eşleşmeyi de konuşuruz, evet, o kadar böyle yakın hissettiriyor ki insana Real Madrid evet. buralara geldikten sonra kupayı almakla ilgili ve Zidane da bu hissi veriyor ve gerçekten sezonun bu dönemini çok iyi oynadılar. Ee, kesinlikle öyle yani çok etkileyici 3 maç arka arkaya, iki Liverpool bir de arada El Clasico sezonu döndüren maçlar belki de yani bunun uzun vadede ya da orta vadede yansımaları ne olacak bunu göreceğiz çünkü Şampiyonlar yine devam eden Real Madrid'in La Liga'da şimdi artık Barcelona Atletico Madrid rahatlar rahat gidiyorlar dezavantajlar yaşamaları dezavantaj yaşama ihtimalleri ortaya çıkacak bence bu işin farklı bir kısmı ama yani şu anda iki tarafta da hakikaten yani sona kadar gidebileceğini gösteren ya da hissettiren bir Real Madrid var Bence de hak edilmiş bir tur net hak edilmiş bir tur ama mesela İlk 15 dakikada öyle bir başladı ki Liverpool. Hatta 3. Evet. dakika mı 2. dakika mı Ozan'ın uzun topunu görmüşsünüzdür. Evet. Mükemmel bir uzun top. Orada gol gelse yani hem Ozan için mükemmel olacak evet. hem Liverpool ondan sonra sürüklese edip bir anda turuna yani geçebilir. Çok iyi derdi. başladı aslında evet. maç o yüzden. Bir heyecan da uyandırdı acaba mı diye. Tabii yani mesela Liverpool o pozisyonlardan ikisini gol yapsa e, ve Hı -hı. turu 2-0'a geçse Liverpool için de turu hak etti diyebilirdik. ikinci maçta oyun itibariyle ama yani... Onların gol olmaması, Real Madrid'in bu turu sonuna kadar hak ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Futbol zaten biraz da böyle gerçekten. Bir söylediği gibi işte City maçında. Yani City maçı hak etti dedi ama biz de kazanmayı hak ettik dedi. Ya bazı maçlar böyledir gerçekten. Bu maçta ikinci maç üzerinde bence biraz öyleydi. Ee, söylediğine katılmıyorum. Yani katılıyorum ama şu yönden katılmıyorum. Yani skor orada 60'a kadar yığınla pozisyon kaçmış ve 60'a kadar gol gelmediyse ve yarım saatte Real Madrid'e karşı iki gol varsa kenardan Jota'ya da sokarsınız dördüncü oyuncu olarak orta ekiliye, pivota Thiago'yu da alırsınız yaratıcılığı artırmak için. Yani bunun yansımasının daha kötü olduğuna katılıyorum. Ama bir teknik adam o denemeyi zorunda yani hissediyor. Bence, bence başka çaresi yoktu Jurgen Klopp'un. Ee, o hamle yapması lazım çünkü 4 2 3 1 de çift pivotta muazzam bir yaratıcı Thiago. E, da diğer üçlüyle beraber ön tarafta hakikaten işleri değiştirebilen bir oyuncu. Yedek kulübesinde böyle oyuncular varken bu oyuncuları kullanmak durumundasınız gol gelmemişse. Kullanıp kötüye gider, yapabileceği bir şey yok teknik adamın. Yani Jurgen Klopp da kötüye gideceğini düşünmemiştir hamle yaparken bazen böyle olur futbolda. Ama orada Orkun söylediği reaksiyonların da payı var. Ee, yani oyun tek tarafı değil ki. Yani sadece Liverpool'un yaptığı hamlelerle olmuyor. Tabii. Ona karşı hamleler geliyor. Zidane da bir, bir şeyler yapıyor orada. Bir şeyler yapıyor. O yaptı, Ve tutuyor. Ya, onu yaptığı tutuyor. Sizin yaptığınız boşa çıkıyor. Ya futbol biraz böyle gerçekten. Böyle bakmak lazım. Ya yani umuyorum Milner'ın yaptığı e, yani bir kulüp eleştirisi gibi gözüküyor ama ciddi bir eleştiri değildir diye umuyorum. Ki öyle bir oyuncu zaten değil. Zaten onun yanında söylediği işte Klopp'la benzer söyledikleri şeyler de var. Yani Klopp mesela dedi ki biz bu maçı burada değil zaten diğer maçta yani seriyi biz diğer maçta kaybetmiştik. E, burada pozisyonları değerlendiremedik ve değerlendiremedikçe de Real Madrid karşısında zorlanırsınız dedi. Aynen. Milner'dan da benzer açıklamalar var. Yani bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilirdik. Başka şeyler konuşuyor olabilirdik gibi. Yani zaten bu maçı çıktığı orta saha üçlüsü bile o yoğunluğa önem verdiğini gösteriyor. Klubu. Yani 2-0'a ihtiyacınız var. Real Madrid'e karşı iki gol atmak çok kolay bir şey değil. Böyle bir Real Madrid'e karşı. Normalde T gole başlayabilirsiniz ama dedi ki yani T gole başlarsam yoğunluk yine sıkıntı olacak. Casemiro, e, Modric, Kroos çok formda. Ben Miller'ı koyayım. 35 yaşında ama yani oyunun fizik kalitesi tarafında hala yukarıda. Wijnaldum, Favigno öyle başladı zaten kulüpte. Yani güzel maçlar oldu bence. İki maç da çok kaliteliydi. E, hakeden taraf turu geçti. Liverpool'a da İkinci maç üzerinde şanssızlıkla beraber kısmi yazık oldu diyebiliriz. Şeyi de son söyleyelim. Yani bazen hakikaten e, Emre'nin de dediği gibi sonuçta klopta hamleleri tutmadı. Bu Zidane klopu üstün geldi daha iyi teknik direktör falan ya da başka eşleşmelerde başka teknik adamlar üstünden de öyle değerlendirmemek gerekiyor. Bazen gerçekten oyuncularınızın bireysel formsuzluğu kadar basit bir şey faktör oluyor. Bak şöyle bir örnek vereyim bir ay öncesine kadar Vinicius Real Madrid camiasında küfür ha. edilen ve bununla futbol oynuyoruz bu oynuyor ilk 11'de denilen bir oyuncuydu. Son bir aydır çok formda ilk maçı da alan faktörlerden biri. El Clasico yine mesela çok büyük faktör oldu. E, Atalanta ikinci maçta bence savruktu ama iyi de etkiliydi. Şimdi Vinicius bu sezonki en iyi döneminde tam aksine Sadio Mane, Firmino Liverpool'daki birçok oyuncu ama özellikle hani vurucu hı hı. güç olduğu için onları öne çıkarıyorum. Onlar da belki Liverpool dönemindeki Liverpool kariyerlerindeki en kötü dönemindeler. Bunlar da bazen hakikaten denklenebiliyor. Denk, denk gelebiliyor. geliyor. Sonuçları da belirliyor. Ya da mesela tabii Karim Benzema'yı da konuşmak lazım. Yani bu maçı çözen o olmadı ama son 1-2 ayda Karim Benzema öyle bir futbol oynuyor ki, öyle bir seviyeye çıktı ki zaten bu sezon bence net Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. 9 e, numarasından biri. E, bunları tabi ciddi faktörler olarak göz önünde tutmak gerekiyor. E, buradan da şöyle bağlayalım. Chelsea-Porto maçını detaylı konuşmaktansa direkt Hiç, eşleşme direkt isterseniz Chelsea. de yerlendirelim. Hiçbir şey olmadı maçta. Evet. Yani gol, izlemeyenlere golü, söyleyeyim. Golü hariç dediğim gol bence çok iyiydi. Yazık Boş'a gitmiş <laughs> oh, oluyor. Porto'nun gol. golü. Yani. Bir de işte konuşmuştuk Mehdi Tarim'i zaten. Hakikaten enteresan topçu. Evet. Çok güzel e, e, gol yaptı. Enteresan hatta. bir gol. Ben tarihimi demişken sadece şeyi söyleyeyim. Eğer bu kadar plansızsa e, Konse Sao, daha önce övmüştük ama bu maçta 2-0'dan gelmeye çalışırken bu kadar az planın varsa en azından tarihimiyle başlayabilir ve Marega'dan başka bir hedef daha oraya koyabilirdi. Çünkü bütün topları Marega'ya vurdular. E, Chelsea de çok rahat kontrol etti. E, neler vaat ediyor Chelsea Real Madrid eşleşmesi? Ya herkes Paris Saint-Germain e City'yi tabii ki öne çıkarıyor. Çok doğal bir şey. Yani zaten öyle de yani. Şimdi o iki takım karşı karşıya gelirken diğer eşleşmenin rol çalmasını bekleyemezsiniz. Ve genel hatlarıyla Real Madrid ve Chelsea'nin son dönemde oynadığı futbola bakınca işte çok kısır, çok savunma odaklı maçlar ortaya çıkacağı düşünülüyor. Böyle de olabilir. Ama ben çok vaatkar bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. taktik yönden çok vaatkar olduğunu düşünüyorum. Zidane, Tuval karşı karşıya. iki teknik adam da şu anda son derece iyi durumda. Yani ne yapsalar sonuç alıyorlar. Şimdi böyle iki adamın 2.90 dakika karşı karşıya çıkacak olması büyük bir e, lütuf bence izleyiciler için. Tabii ki Real Madrid favori olan taraf. yani Çünkü ya bir tarafta her şeyi kazanmış bir oyuncu grubu, bir tarafta hiçbir şey kazanmamış bir oyuncu evet. grubu. Şimdi böyle iki takım işte yarı finalde iki maç oynayacaksa kazanmamış tarafı öne çıkaramazsınız. Ama e, ben City'nin Chelsea'nin gerek oynadığı oyun, gerek Tua'yı'nın ana mantalitesi, ana planı, gerek dizilişi, oyuncu grubu Real Madrid'i çok ters geleceğini düşünüyorum. Yani çok zorlu çıkarabileceklerini e, tahayyül ediyorum. O yüzden de çok heyecanlıyım. E, yani bana Real Madrid turu geçerse çok rahat geçemez gibi geliyor. O yüzden e, yani bence City Paris Saint Germain kadar zaman zaman hatta belki de bir adım öne çıkıp ondan o eşleşmeden rol çalabilecek kadar iyi 90 dakikalar bizi bekliyor gibi geliyor. Aynısı çok çok ters bir takım Chelsea bence Real'e. Öyle yani zaten bence Real Madrid net favori diyemeyiz. Bilmiyorum Real Madrid biraz böyle üst üste çok kritik maçlar kazanınca tekrar o Real Madrid aurasıyla <laughs> gelmeye başladı ama şu var son iki ayda yani futbolun bu düzeyinde herhalde en fazla çıkış gösteren iki takım belki karşı karşıya gelecek evet, En iyi takım demiyorum en formda falan onları kastetmiyorum ama Tuhel döneminde Chelsea ve son iki bir buçuk ayı Real Madrid'in çok büyük çıkışlar. Dolayısıyla böyle yukarıya trendi olan iki takımın karşılaşması da ayrı bir şey sunuyor. E, çok güzel dörtlü oldu bence de. Başında programı söylediğin gibi hemen hatırlatayım 27-28 Nisan yarı finallerin ilk maçları oynanacak 4-5 Mayıs'ta e, ikinci maçlar. Ya, şeyi unuttuk onu Real Madrid'de unutmadan söyleyeyim Eder Militao 3 e, maçtır bence acayip top oynuyor. Yani i̇nanamadım ben sezon başında izlediğimiz oyuncuyu Hatırlayınca o ilk grup aşamasında evet. akıl almaz. Ya o Shakhtar yani, maçı neydi ya? Ramos'tan bir farkı yok, evet. Evet. Yani Shakhtar <laughs> maçında kesin bir şey vardı damarlarda. <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Ramos'tan bir eksiği yok şu anda oynadığı oyunda. Yani Ramos ne oynayacaksa, ne oynayabilirse maksimum da onu oynayabilen bir Eder Militao var. Büyük şans o da Zidane için bu maçlarda. Bu arada Shakhtar deyince de şu aklıma geldi sarkmadan hemen. Yani Real Madrid mesela burada işte Chelsea'de geçip e, Tekrar kupayı da kaldırırsa hani gruplardan gelişini bir düşünüyorum ee, hiç beklenmedik bir e, hikaye yani zar zor gibi geçen bazı maçlar e, eksik takımlara karşı oynadığı zor oyunlar ama yine tekrar e, yükselen bir inme söylediği gibi. Madrid şehrinin ortasında voley vururken Zidane <laughs> heykeli. Nikilir. Dikil net. Dikilmeli. Yani evet. Yani kupayla taçlanmayabilir ama bence teknik adamlık kariyerinin, kendi teknik adamlık kariyerinin zaten en etkileyici işlerinden biri bu. Şampiyonlar Ligi aldığı yıllar dahil bu, bu seneki dönüşüm çok acayip. Bambaşka. Peki kapatmadan önce programımızı tekrar haftanın sorusunu hatırlatmak istiyorum. Bir Real Madrid forması sizlere hediye edeceğiz. Dedik ki Zidane dördüncü kez yarı finale kalmayı başararak Fransız teknik direktörler arasında en çok yarı final gören isim olmayı başardı. Zidane'dan önce Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yarı final gören Fransız teknik adam kim? Sorumuz bu. Doğru cevapları bekliyoruz. Kazanan'a da Sokrates jürisiyle beraber karar verip Real Madrid formamızı Hediye edeceğiz. Adidas'ta ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak için de Creators Club'a üye olmayı unutmayın. Bunu da hatırlatmak isterim ve noktalıyoruz. Sorkun Çolakoğlu ve Emre Özcan'la birlikte şampiyonlar lokalinde bu bölümü bitiriyoruz. Artık yarı final heyecanlarıyla karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.